Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber iki çemberin birbirine göre konumu videomuza devam ediyoruz. Hemen örnek sorumuza bakalım. AC ve BC yarım çemberlerin çapı. AD E noktasında görüyorsunuz BC çaplı çembere teğet. AB uzunluğu 4 santimetre, BC uzunluğu 12 santimetre bize x'i soruyor. Şimdi küçük çemberin çapı görüyorsunuz BC. Ben orada bir merkez belirleyeceğim. O diyorum. Burası merkezse çapı 12 olduğuna göre 6'ya 6 şekilde ayrılacak yarıçapı. O zaman şöyle yapıyorum gençler. Merkezden bakın AD bu yarım çemberi, küçük yarım çemberi teğet hem de E noktasını teğet. Merkezden teğetin DM noktasına dikme indiriyorum. O zaman bu küçük çemberin yarıçapı 6 olduğuna göre o E de yarıçap, burası da ne olacak? 6 olacak. Devam edelim. D ile de C'yi birleştireceğim ve burada A, D, C üçgenini elde ettim. Peki bu ne işime yarayacak? Büyük yarım çemberin çapı AC değil mi? O zaman D açısı büyük çember için çevre açı, hem de nasıl bir çevre açı? Çapı gören çevre açı. O zaman burası da kaç derece? 90 derece. Sonra A, E, O üçgenine bakalım. A, E, O üçgeni. Dik bir üçgen. 90'ın karşısı 10. Bizim hangi özel üçgenimiz vardı? 6, 8, 10. A, E'yi de bulduk. Sıra X'te. Şimdi gençler. A, E, O. Yazıyorum buraya. A, E, O üçgeni ile A, D, C üçgeni arasında benzerlik yapacağım. Neden? Çünkü ikisinde de aynı A açısı yok mu? Ben buraya noktalı açı diyorum. İkisinde de 90 derece var. Şu açıya tırnaklı dersem büyük ADC üçgeninde de C açısı tırnaklı açı olmak zorunda. Küçük üçgende tırnaklı açının karşısı 8. Büyük üçgende tırnaklı açının karşısı dikkat edin 8 artı x. Küçük üçgende 90'ın karşısı 10. Büyük üçgende 90'ın karşısı bakın 16. Tamam. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. Şimdi 5 ile 8'i çarpacağım 40. 5 kere x 5x. 8 kere 8 64. 40'ı karşıya atıyorum. Buradan 5x 24 demek. Her iki tarafı 5'e bölersek bakın x ne çıktı? 24 bölü 5 olarak bulundu. Devam edelim. Bakın bu soru da güzel bir soru, farklı bir soru. O ve M merkezli yarım çemberler dik kesişmektedir. A ile O arası 8 santimetre, M ile D arası 6 santimetre bize B ile M arasını soruyor. Yani biz buraya birazdan bazı şeyler diyeceğiz. Şimdi önemli olan nasıl davranacağız bu soruda. Beni iyi dinleyin gençler. Kesişen iki çemberin kesim noktalarından çemberleri teğet çizilen yarıçaplar birbirine dik ise bu çemberler dik kesişiyordur. Ne demek istiyor? Bakın şöyle alayım. Şimdi bu yarım çemberin merkezi O. O'dan kesiştikleri nokta görüyorsunuz K ya. Buraya OK uzunluğu yaptım. Diğer çembere bakın. Merkezi ne? M. Oradan da ikisinin kesiştiği K noktasına yine bu şekilde bir uzunluk çizdim. Peki sonra ne yapacağım? Ne diyordu? Kesişen iki çemberin kesim noktalarından çemberleri teğet çizilen yarıçaplar birbirine dikse bu çemberler dik kesişiyor diyordu. O zaman burası kaç derece olmak zorundaymış? 90 derece. Şimdi MD arası 6 ise ki bu yarıçap görüyorsunuz. KM'de ya da MK'da 6 olmak zorunda. Diğer çembere baktığımızda A, O arası 8 ise OK'da yarıçap olduğundan burası da ne? 8. Şimdi gençler ben şu BC arasına x diyorum. Dikkatli bakın. Ya bunu 90 olarak yaptıktan sonrası zaten çok kolay. Tamam mı? Neden? Çünkü şöyle düşünün. Bakın. A, O arası 8 ya. O, B arası da bu çemberin yarıçapı değil mi?
O zaman burası da 8. OC'ye ne kadar? 8 eksi x. Bunu belirledik. Tamam. Şimdi dikkat edin. MD arası diğer çember için yarıçap ya, yani 6 ya. CM arası da yarıçap. Yine orası da 6. O zaman buraya ne kalır? 6 eksi x. Peki. Şöyle bir üçgenimiz var. Dik üçgenimiz. Burası 90 derece. Buraya K demişlerdi. 6. Burası M, burası O. Burayı toparladığımızda ne var? OM arasını şöyle yapalım. 8 eksi x, x bir de 6 eksi x var. X'ler bunlar birbirini sıfırladı. Burası ne oldu? 14 eksi x. 6, 8 ne üçgenimiz var? 10. Demek ki buranın cevabı 10 olmalı. X dediğim yer o zaman ne olmalı? 4 olmalı. Ama bize x'i sormuyor. Nereye sorduğu önemli. Çünkü ben BM arasına 6 eksi x demiştim. Oraya dikkat edelim. O zaman 6'dan 4 çıktı. Benden istenen yerin uzunluğu neymiş? 2 santimetre olarak bulunur. Devam edelim. Evet, bakalım sorumuza. Şimdi O merkezli çember AO ve OB çaplı yarım çember ile M merkezli çember birbirine teğet. Bu şekilde görünüyor zaten. AB uzunluğu 12 santimetre. Yukarıdaki verilere göre M merkezli çemberin yarıçapı kaç santimetredir diyor. Şimdi gençler, O çemberin büyük yarım çemberin merkezi ise ve AB 12 ise burası 6'ya 6 bölünür. Burada bir şüphemiz yok. Şimdi ben AO çaplı çemberin şurada merkezine C diyorum. Hatta sileyim bir dakika. Burada çemberin merkezine AO çaplı çemberin merkezine C diyorum. Burası 6 idi ya. Kaça kaç böldü? 3'e 3 böldü. Aynı şekilde OB çaplı çemberin merkezine D diyorum. O zaman burası da 6 idi. 3'e 3 böldü. Şimdi bu merkezleri C, M, D'yi birleştireceğim. Tamam. Bir de gençler şöyle yapacağım. E biliyorsunuz şu küçük çemberle büyük çemberin kesiştiği yer ve iki çemberin kesiştiği yerde O. Hepsini şöyle birleştireceğim. Tamam. Şimdi. Evet. Böyle yaptıktan sonra şuraya herhangi bir şey de diyebilirsiniz ama isim vermenin gerek yok. Gençler şu arası yarıçap olduğundan C ile şu işaretlediğim yer burası 3 mü olacak? Yine bu işaretlediğim yerle M arası yarıçap olduğundan buraya R diyelim. Yine M ile burası arası R olmak zorunda. Yine işaretlediğim yerle D arası yarıçap olduğu için 3 olmak zorunda. Şimdi hani E ile O arasını birleştirdim ya. Neden? Aslında burada şu iki çembere teğet çizdim. Şu yarım çemberler var ya. Alttaki yarım çemberlerden bahsediyorum. Onlara teğet çizdim. Merkezden mesela D merkezden bu teğete ne çizilir? Dikme. Aynı şekilde burada şöyle diyelim. C merkezden bu teğete ne çizilir? Dikme. Burada dik bir üçgen oldu. Peki başka ne var? Şimdi beni dikkatli dinleyin. EO büyük yarım çemberin yarıçapı değil mi? Büyük yarım çemberin yarıçapı ne? 6. O zaman bu kısmına küçük çemberin yarıçapına R dediysem burası ne olacak? M ile O arası 6 eksi R olacak. Bu üçgeni kenara alalım isterseniz sizin için. Çok karışık olmasın. Bakın burada dikmemiz de var. Evet. Burası 3. Burası 3 artı R. Hatta buraya D diyelim. Burası M. Burası C. Burası O. Gördüğünüz gibi. Burası da ne oldu? Yani şu sol tarafı yazmama gerek yok. 6 eksi R oldu. Bize ne soruluyor gençler? M merkezi çemberin yarıçapı. Yani R'yi bulduk mu? Cevap tamamdır. Acaba diyorum 3, 4, 5 üçgeni olabilir mi bu üçgen? Bakın 3 burada var. 3 zaten var. Bu kenarın 4 olması için R'nin 2 olması lazım. 4 yapıyor. R 2 ise burası da 5 yapıyor. Demek ki O M merkezi çemberin yarıçapı
Neymiş gençler? R'miz 2 olmak zorundaymış. Devam edelim. Bakalım sorumuza. AB ve BC çaplı yarım çemberler B noktasına birbirine teğettir. Tamam. AT ışını T noktasında BC çaplı çembere teğet görünüyor zaten. Şurada bir eşitlik verilmiş. Ben AB uzunluğuna karşıdaki 3'ü kullanarak 3M, BC uzunluğuna karşıdaki 4'ü kullanarak 4M diyeceğim. 15 zaten yazıyor, bize x'i soruyor. Şimdi gençler, daha önce birçok soruda da yaptığımız gibi ben D ile B arasını birleştireceğim. Bir de birazdan ne olduğunu söyleyeyim. Hazır elimde çizgi varken çünkü kaleme dönmeden. BC çaplı merkezli. BC çaplı çemberi merkez belirlediğimde şurası mesela merkez olsun. Bu merkezden teğetin DM noktasına da bir dikme ne yapabiliriz? İndirebiliriz. Bakın burayı merkez belirledim. Teğetin DM noktası T. Burası 90 olur. Şimdi peki başka ne var? Az önce ADB üçgeni oluşturdum. Bu D açısı çevre açı hem de AB çapını gören çevre açı. O zaman burası da ne? 90 derece olmak zorunda. Peki şuradaki şeyleri yazalım. AB neymiş gençler? 3M. Peki BC'nin tamamı 4M. Şimdi burası merkez olduğuna göre burayı 2M, 2M olarak bölecek. Bu şekilde şuraya da isterseniz 2M yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben şimdi ADB üçgeni ile ATO üçgenine bakıyorum. Benzerlik yapacağım. Çünkü A açısı ikisinde de var. Noktalı açı diyorum. B açısı mecburen tırnaklı açı oluyor. Buradaki O açısı da mecburen tırnaklı açı oluyor. Yazalım üçgenlerimizi. ADB üçgeni dedik. Başka? ATO üçgeni. İkisi arasında benzerlik yapacağım. Şimdi küçük üçgende tırnaklı açının karşısı 15. Büyük üçgende tırnaklı açının karşısı 15 artı x. Küçük üçgende 90'ın karşısı 3m. Büyük üçgende 90'ın karşısı, bakın şuraya dikkat edin, 5m. M'ler sadeleşti. 3 ile de 15'i sadeleştirebilirim. Bakın 3'e böldüm. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabilirim. 15 artı x ile 1'i çarptım. Kendisi 5 kere 5'te 25. X buradan ne çıkar? 10 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.